Çok az bir es vereceğim. Ankara'ya bir gideceğim. Zira dediğimiz gibi meclis tatilde ama muhalefet partilerinde hareketlikler var. Ankara Haber Koordinatörümüz Eray Görgül'den alacağız. Eray, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu yarın Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Diğer partilerde de görüşme trafiği var diyebiliyoruz. Nedir o trafik? Bir de bildiğimiz kadarıyla Nedim Bey İYİ Parti'den, işte biz geçersek Gelecek Partisi'nden Nedim Bey, biz geçersek başkanla beraber geçeriz demişti. Arkasından Gelecek Partisi'nin parti başkanı, grup başkanı, özür dilerim, böyle bir durum yok, bütün partilerle konuşuyoruz dedi. Şimdi bunun devamı herhalde anladığım kadarıyla bu. Sendeyiz. Evet Selia, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü öncesinde kulislerde bazı iddialar dile getiriliyordu. Bazı vekillerin kuruluş yıl dönümü günü, çarşamba günü AK Parti'ye katılacağı, özellikle de Gelecek Partisi'nden bazı vekillerin AK Parti'ye katılacağı iddiaları son günlerde çokça söylenmeye başladı. Şimdi bu iddialar konuşulurken muhalefette dikkat çekici bir görüşme trafiği var. Onu aktaralım. Şöyle, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Davutoğlu sonrasında bir gün sonra çarşamba günü CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşmesi olacak Davutoğlu'nun. Sonrasında yine bir gün sonra da bu kez yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Davutoğlu'nu ziyaret edecek Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde. Önemli bir gelişme aslında muhalefetteki görüşme trafiği. Tabii bu ziyaretler iade-i ziyaret olarak değerlendirilse de tam da bu transfer iddialarının konuşulduğu bir dönemde gerçekleşiyor olması dikkat çekici. Şunu da hatırlatalım. Gelecek Partisi'nin vekilleri seçimde CHP listelerinden girmişti. Ve CHP'den meclise girdikten sonra da Saadet Partisi ile mecliste bir grup kurulmuştu. Şimdi bu grubun da tabii transferler gerçekleşirse dağılma durumu söz konusu olabilir. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu henüz bu iddialarla ilgili konuşmadı bu arada. Vekil transferi iddiasıyla ilgili. Onu da Gelecek Partisi Genel Merkezi yetkililere sorduk. Şunu söylüyorlar, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun ziyaretinden sonra Davutoğlu'nun bir açıklama yapacağını belirtiyor Gelecek Partisi yetkilileri. Yarın Sayın Genel Başkan gerekli açıklamayı yapacak diyorlar. Bu arada transfer iddialarını ben az önce Saadet Gelecek Partisi Meclis Grup Başkanı Selçuk Özdağ'a sordum. Özdağ ile konuştuk. Şunu söyledi tekrar Selçuk Özdağ, biz her partiyle görüşüyoruz. 5 aydır bu söylentiler var, giden olmadı. Bizim meclisteki grup performansımız AK Parti'yi rahatsız ediyor. Mecliste bugüne kadar 1500'e yakın konuşma yapmışız. İktidar partisini sarsıyoruz. Anayasa değişikliği için en net tavrı takınan partiyiz. Bir yere gitmiyoruz diyor Selçuk Özdağ. Bir kez daha üstünden geçelim Zeliha, hatırlatalım. Muhalefette dikkat çeken bir görüşme trafiği var bu hafta. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu yarın Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Gelecek Partisi'ni ziyaret edecek. Davutoğlu sonra da bir gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Son görüşmede yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile olacak Zeliha.